ve 8 günlükleri belgeselinden herkese merhaba. Bugün 1950'li yılların Amerikan konsept otomobillerini inceleyeceğiz. Streamlined as a plane is this unique creation with designer Gary Davis, Southern California. It logically incorporates several aircraft principles. 1940'ların ortalarında Amerika'da konsept otomobil adına böyle garip otomobiller üretilmişti. Tuhaf mekaniğe sahip, şekilsiz, anlamsız araçlardı bunlar. ...1950'ye girildiğinde ise Amerika'daki otomobil profili bu şekildeydi. Her tarafı yuvarlak hatlı, hepsi birbirine benzeyen otomobiller. Fakat General Motor fabrikalarında sanki gelecekten birileri gelmiş ve o günkü teknolojiye ait olmayan bir şeyler tasarlıyorlardı. ...1950'de tasarlanmaya başlayıp 1951'de bitmiş. Bu zamanının çok ilerisinde bir teknolojiye sahip. Hem benzinle hem alkolle çalışabilen bir V8. İnanılmaz özellikleri var. Bu arabayla aynı anda bir başka araba daha tasarlanıyordu. Jet motorlu bir araba. Firebird. $5 milyon değerinde olan bu araç, günümüzde zaman zaman şovlara ve fuarlara katılmakta. Stone in automotive engineering is marked by the completion of General Motors Firebird II. ...1950 yılının dünyasıyla hiç alakası olmayan bu otomobil de sanki gelecekten birileri gelmiş ve üretmiş. Jet motorlu bir otomobil. Fuel supply 3/4 full. Good for 662 miles, or 6 1/3 hours. Gas turbine compressor, 31,000 RPM. Gas turbine transmission, 26,500 RPM. Turbine inlet temperature, 1,450 degrees. Turbine exhaust temperature, 350 degrees. Coming in on the beam, Dan. Daha sonraki yıllarda Pontiac Firebird bu otomobilden esinlenerek
yine General Motor fabrikalarında üretildi. Bu araçta diğer Buick'le Sabre gibi günümüzde zaman zaman fuarlara, toplantılara ve şovlara katılmakta. Bu Firebird'ün 3 ayrı versiyonu var. Firebird 1, 2 ve 3. Temel olarak jet motorlu olsa da yine birbirinden farklı modeller. Ve 1950'lerin başlarında bu araçlara rakip olarak üretilen Ford, Lincoln, Chrysler ve Dodge'un diğer modellerine bir bakalım. Kesinlikle onların kalitesine, dizaynına ve teknolojisine yaklaşamıyorlar bile. Ama yine de güzeller. I highly recommend that you move out from in front.